Set evet, 234. çözümleriyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Sadeleştirilmiş bir şey mi? Aşağıdaki hangisidir diye sormuş. Hemen arkadaşlar bunun çarpanlarını ayırıyoruz. Gelip zoom yaptım. Buraya AA dedim. Şuraya AA dedim. Buraya arkadaşlar eksi 3'e artı 2 demiş oldum. O zaman ne oldu? Burası. Onu yazarım şimdi. Şuraya da ayıralım. Buraya AA dedim. Burası da eksi 2 artı 1 diye ayırdım. Buraya AA dedim. Buraya artı 2 artı 1 diye ayırdım. Buraya da AA dedim. Eksi 3'e eksi 1 diye ayırdım. Yazıyorum arkadaşlar. A artı 2 çarpı a eksi 3 bölü şöyle bölüsünü de yapalım. Bölü a artı 2 çarpı a artı 1 çarpı a artı 1 çarpı a eksi 2 bölü a eksi 3 çarpı a eksi 1. Şimdi arkadaşlar a eksi 3 a eksi 3'ü a artı 1 a artı 1'i A artı 2. A artı 2 götürdü. Ne kaldı? A eksi 2 bölü A eksi 1 kalıyor. Cevabımız Ceyhan oluyor buradan. Hemen devam edelim. Geldik buraya. Sadeleşmiş bir şey aşağıdan hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bir kere şu ifadeyi gördüğünüz zaman bu ifade arkadaşlar direkt A eksi B'nin karesidir arkadaşlar. Şu alt tarafı da A parantezin alışıyor. Ne oldu? A eksi B oldu. Üst tarafta A eksi B'nin karesi ya. A eksi B çarpı A eksi B'dir. Bir tanesi gitti. A eksi B bölü A oluyor. Cevabımız Denizli oluyor buradaki ifadenin sonucunda da. Geldik buraya. Aşağıdaki iki farklı dikdörtgen şeklindeki kağıtların bir kısmı kesilip çıkarılıyor diyor. Bir kısmı kesip çıkarmış. Okey. Şöyle. Buna göre birinci dikdörtgendeki mavi bölgenin alanının ikinci dikdörtgendeki mavi bölgenin alanına oranı nedir diyor. Şimdi i̇şte mavi bölgenin alanlarına bakalım arkadaşlar. Mavi bölgemiz bu. Şimdi şuradaki mavi bölgenin şu uzunluğuna bakalım. Şundan 8 çıkmış hali. Yani a kare artı a eksi 6. Bu da şurası da arkadaşlar şundan şu çıkmış hali. Yani o zaman ne oluyor? 2 a kare artı 2 eksi a kare eksi 2. Şunlar gitti. O zaman burası da a kare oluyor. Bunun alanı bu. Yani şuraya yazalım hemen. a kare çarpı a kare artı a eksi 6. Şöyle. Bölü. Geldik buna. Burada da arkadaşlar önceki şurayı ya da yani önceki burayı bulalım. Bundan şunu çıkaracağız arkadaşlar. Hemen çıkaralım. A kare eksi 5a artı 4 eksi bakın eksi eksi 2a yani artı 2a burası da eksi 2 oluyor. Bu şekilde çıkardık. O zaman ne oldu burası? Şöyle a kare e, eksi 3a burası da artı 2 oldu. Şöyle. Şimdi gelip şurayı bulacağız arkadaşlar. Burayı da bulalım. şundan şunu çıkarıyoruz. Çıkardığımız zaman ne oldu? Bakın eksi 2 a kare eksi a. O zaman ne oldu? A kare e, eksi a'da da artı 4 a artı 3 oldu burası. Şimdi bunu da yazıyorum. Bakın yazıyorum. A kare eksi 3A artı 2 bölü çarpı A kare artı 4A artı 3 gibi bir şey oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir şey çıktı. Şimdi bu ifadelerin şeylerini bulacağız. Sonuçlarını bulacağız. Şuraya bakalım. Burada bir hata yaptık mı diye bakıyorum. Ee, he, bundan bunu çıkardığımız zaman evet şurada da bir hata olmuş. Eksi şurası eksi 2 değil. Şurası eksi A şurası A. Pardon. şurası A arkadaşlar. Şurası A. Bunu çıkardığınız zaman A kare eksi A kare artı A A kare artı A eksi 2 olur. Yani şurayı tekrar yazalım. A kare artı A eksi 2 olur burası. Heh, şöyle yapalım. Tamam şimdi oldu. Şimdi bunları çarpanlarına ayıracağız arkadaşlar. Şimdi geliyorum bunu. Burası A A. Burası ne olur? Eksi 2'ye Pardon artı 2 eksi 1 oldu. O zaman ne oldu yazalım. A eksi 1 çarpı A artı 2. Devam ediyorum buraya. Burayı da A'ya A diye ayırdım. Burası da artı 3 eksi 2 olur. A artı 3'e A eksi 2 oldu. Devam ediyorum bölü. Burayı A A diye ayırdım. Burası da eksi 2 eksi 1 olur. Yani A eksi 2'ye A eksi 1 olur. Buraya geldim burayı A A diye ayırdım. Burayı da 3'e 1 diye ayırdım. Artı 3'e artı 1. O zaman burası da A artı 3'e de A artı 1 olur. Şimdi başlayalım. Artı 3, artı 3. Eksi 2, eksi 2. Başka ne kaldı arkadaşlar? Şurası A artı 1, A eksi 1, A eksi 1 de götürdü. A, A artı 2 bölü A artı 1. A artı 2 bölü A artı 1. Cevabımız Adana oldu sevgili arkadaşlar. Buradaki soruda da bir sonraki sette görüşmek üzere.